Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sonunda model için test sürüşünü de yapacağız. Bayağı beklettim sizleri. Geçen bir sessiz test sürüşü yayınladım ama dediğim gibi bu arabayı daha öbür araba satılmadan kullanmadım. Garajda duruyordu. Daha yeni çıkarttım. Öbür araba gideli bir hafta oldu. Ve bunu bir haftadır kullanmaya başladım. Ve şimdi de bir test sürüşü yapalım istedim. Evet, gene POV sürüşle çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar sallamamaya çalışıyorum ama tabii ki ne de olsa sabit olmadığı için biraz sallanmalar oluyor. Bu şekilde yolumuza çıkalım. Arabayı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum arkadaşlar. Ve daha hala 1000 kilometre bile yapmadım. Ama şimdiden çok memnunum diyebilirim. Biraz iç ortam gürültüsü hariç, onu da yazlık lastikler gelesiye kadar merak ediyorum. Yazlık lastikleri taktığımda tabii ki düzelme olacaktır. Çünkü kışlık lastikler de fazla yol kat etmedi. Biraz daha köşeleri falan çok sivri olduğu için biraz daha gürültü yapıyor. Şöyle otobana çıkacağım. Zaten bir Lillesand diye yaklaşık 15 kilometrelik bir yer var. Oraya gitmem gerekiyordu. Bu her zaman şarj ettiğim yer. Yolda giderken de sizlere arabanın test sürüşünü yapayım dedim. Şu anda daha 420 kilometre yapmışım. Bu arabanın toplaması inanın çok hoşuma gidiyor. Çok keyifli bir toplaması var. Model X'ten bile güzel diyebilirim. Saniye olarak çok fark olmasa da böyle yerde olduğumuz için, yere yakın olduğumuz için ekstra bir keyif veriyor yani. Dediğim gibi bu arabayı bir haftadır kullanıyorum. Şimdiden alıştım. Şu ekranın ortada olması falan bana hiç yabancılık çektirmiyor. Şurada ekran olmasını çok arıyorum desem yalan olur. Tabii ki çoğu şikayet ediyor burada ekran var, alışılıyor mu falan diye ama bence hiç burada ekran olmasına bence hiç gerek yok ama şurada yukarıda cama yansıtan head-up display olsaydı o zaman gerçekten çok güzel olurdu. Şöyle biraz mesafemizi koruyalım. Bu zamanlarda lastiklerden çok taş atma olabilir Norveç'te. O yüzden çok yakın gitmiyorum. Otopilotu merak edenler olmuş. Sorularda aklıma gelenleri cevaplayayım. Bu arabada otopilot artık Tesla'larda içinde geliyor. Ama şu anda mesela şerit değiştiremiyorum. Niye? Çünkü bende full self drive yok. Full otonom sürüş almadım. Gerek duymadım bu sefer. Böyle gördüğünüz gibi şerit değiştiremiyorum ama manuel olarak böyle otopilotu iptal edip değiştirip tekrar otopilota devreye alabiliyorum. İşte navigasyonu otopilotta yok. Full otonom sürüşte geliyor onlar. Ve telefonu aplikasyonla ileri geri garaja falan sokamıyorum. Bunlar var. İşte buradaki bu şeyi merak edenler olmuş. Bu uyarıyı. Bu da arka sol tarafta lastik basınç sensöründe bir arıza var herhalde. Bu yoktu aldığımda. Durduğu yerde arızalanmış artık. Bunu da haftaya servis ısmarladım. Orada bakacaklar. Kesin Bluetooth sensöründe fabrika arızası vardır. Şimdi model 3'ler bildiğiniz gibi TPMS sensörler Bluetooth'lu. Biraz daha teknolojisi farklı. İlk bu 2021 modellerde geldi. Buradan enerji kullanımımızı da görüyoruz. Arabanın kullanışı falan çok güzel, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Direksiyonu biraz küçük, böyle oyuncak gibi geliyordu ama şimdi alışmaya başladım. Model X ile farklılıklardan birisi de şuradaki, bu gördüğünüz buradaki anlı. Model X'te biliyorsunuz helikopter, böyle panoramik bir ön tavan vardı. Ön cam. Ona bayağı alışmışım. Buna ilk oturduğum anda ve diğer arabalara da aynı. Hep onu fark ediyordum. Şimdi yeni yeni alışmaya başladım buna. Model X'in o ön devasa camı gerçekten bulunmazdı. Ferah ve güzeldi. Helikopterde gidiyormuş gibi kokpiti o hissi veriyordu yani.
ama buna da alışmaya başladım. Arabanın içi gerçekten ferah. Burada da arka tarafa kadar cam olması ve arkada oturanlar için hele de çok böyle ferah bir yer var. Arkadan bir başka bir Model 3 geliyor, lamba yaktı. Biraz suratlanalım. Normalde sınırında gidiyorum ama tabii otoban ne de olsa. Bu şekilde gördüğünüz gibi şuradaki ekran bu yol sürüş bilgisayarının ekranı biraz böyle genişledi. Bunu da işte full otonom sürüşe hazırlamak için genişlettiler. Bunu çok sevdim desem yalan olur. Bunu biraz böyle kendimiz ayarlayabilseydik çok iyi olurdu gerçekten. Çünkü bende otonom sürüş yok. Şurada harita küçüldü ve burada ekstra bu kadar yer kaplamasını aslında istemiyorum. Böyle elimizle şöyle çekip şey yapabilseydik çok iyi olurdu. Şurada uyarılar da biraz irite ediyor böyle insanı. Buradaki uyarıyı böyle çekiyorum, tekrar uzuyor, çekiyorum, tekrar uzuyor. Tamam, anladık yani Bluetooth sensörde arıza var ama bunu her zaman böyle getirmesi dediğim gibi biraz gözümün önünde böyle batıyor ama bunu yakında çözeceğim ve o da gidecek. Zaten burada da geliyor arabayla ilgili hata raporları. İşte yolda verdiği ufak tefek şeyleri hepsini burada, hataları bütün hepsini burada söylüyor. Şu Model 3'ün arkasına da takılayım. Evet, bir tane ara kedisi girdi araya. Hele hele bu tırların yanından geçmek taş yönünden çok tehlikeli. O yüzden bir an önce geçeceğiz. Hele arkasından hiç gidilmez. Kışın tehlikeli buralarda yolda kum, taş, çivili lastiklerden gelen çiviler falan yollarda olabilir. Arabaların tekerinden çıkabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. İç ortam sesi de dediğim gibi biraz kışlık lastiklerin hem yeni olmasından hem de kışlık lastik olmasından ekstra gürültü var. Tabii ben fitilleri falan yaptım. Faydası olmuştur ama onun faydasını daha çok şeyde göreceğiz. Yazlık lastiklerde göreceğiz. Bir de burada yolun zemini gerçekten çok pütürlü. Böyle Türkiye'deki adi asfaltlar gibi, hani önce asfalt döküp üzerine mıcır serdikleri asfaltlar gibi bayağı pütürlü yani. Biraz da burada Norveç'te kış şartlarından dolayı böyle bilerek yapıyorlar. Kumu, çakılı biraz iri kullanıyorlar. Yolda buzlanma olduğu zaman daha iyi tutsun diye. Evet, şurada her zaman şarj ediyorum. Sonra bir şarj videosu çekerim. Burada bir Lillesand'da bir işim var. Buraya gelirken de sizlere test sürüşü videomu çekeyim dedim. Burada da gördüğünüz gibi artık bu şarj noktaları böyle farklı görünüyor. Burada 20 tane boş yer varmış. Böyle tıkladığımızda da görebiliyoruz. 24 tane yer var normalde ama 20 tanesi boş. Şu anda 18'e düştü. Direkt böyle nokta halinde boş olan pompaları görebiliyoruz. Soketleri. Pompa biraz eski tabirli oluyor artık. Şu ekranın kullanımı bu Model 3'te gerçekten daha böyle akıllı telefonlar gibi olmuş. Mesela müziği böyle çıkaracağımızda yukarıya buradan direkt çekebiliyoruz. Şuradan tutup böyle çıkarabiliyoruz. Seviyesini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde kullanım kolaylıkları çok güzel gerçekten. Şuradan mesela dereceyi ayarlayacağımızda üzerinden böyle sağa sola çekebiliyoruz. Bunlar için sizlere ayrı video da yaparım. Mesela şuradan sağımızdaki sesini açacaksa buradan da böyle gene böyle ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde. Bu kolaylıklar Model 3'te çok güzel. İşte ben de Tesla'nın bu şeylerini seviyorum. Yani hiçbir tarafta düğme yok. Hiçbir şey yok. Burada dörtlüler sadece şurada yukarıdan yanıyor biliyorsunuz. Başka hiçbir tuş yok. Klimaları falan her şeyi buradan ayarlıyoruz. Arabanın 0-100 toplaması dediğim gibi en çok hoşuma giden özelliği herhalde.
Yani bu menzille bu performans sadece Tesla'da var. İşte o yüzden ben Tesla'yı seviyorum. Hem menzili çok uzun, hem de performans ayağımızın altında, istediğim zaman hazır. Şurada biraz bayır aşağı ama. Şöyle. Kimse de yok. Şurada bir 0-100 yapacağım. Önceden 1-2 tane 0-100 videosu çektim. Onları da size gösteririm. Konuşamıyorum. Durmadım, konuştum ama gerçekten böyle yüzümde deriler arkaya doğru gidiyor. Yani Model X'ten bile iyi. Bu biraz daha fazla hissettiriyor. Model X ne de olsa gülle gibi bir araba. O 4.6 saniyedeydi. Bu 4.4 saniye ama o 2 saniye burada gerçekten fark ediliyor. Yani 2 saniye hani ne ki diyebiliriz ama buradaki o farkı görüyorum. Neredeyse Model X'in o performans Raven'da yaşadığım hissi bunda da yaşıyorum. Norveç kronuyla 18.000 krona ödediğimiz zaman bir 3 saniye, 3 müydü 4 müydü tam hatırlamıyorum ama herhalde 3 saniyeydi. 3 saniye daha bu arabaya boost alabiliyoruz. O zaman saniyesi 4.1'e ya da 3.9'a falan düşüyor. Herhalde 4-5 saniye öyle bir şey. Aplikasyona girip 18.000 krona ödediğimizde anında araba daha hızlı 0-100'e ulaşabiliyor. Yani arabada daha fazla performans var. Sadece program olarak sınırlı. Tesla oradan ekstra kazanmak için öyle bir şey yapmış. Performanslarda da biliyorsunuz zaten 3.1 saniyede herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız bundaki akselerasyon bende bana gerçekten fazlasıyla yeterli. 18.000 kron bana çok saçma geliyor, o parayı ödeyip de 3-4 saniye daha satın almak. Zaten fazlasıyla yeterli buradaki aldığımız ivmelenmeler. Oturma yönünden bir de biraz yabancılık çekiyorum tabi. O bir araba çok yüksekti böyle yolda. Yola çok hakimdik yani, böyle biraz insan kendini daha ekstra güvende hissediyordu. Ama bu biraz Ferrari gibi, böyle yola çok yakın, neredeyse asfaltın üzerinde gidiyoruz gibi oluyor. Buna da alışmaya başladım. Tabi bir SUV'den normal bir binek ve ekstra alçak bir arabaya bindiğimiz zaman bunlar normal. İşte diğer şeylerde iyileştirmeleri, bu ön camda falan çift cam var. Arka bagaj kapağı falan elektrikli olması Model 3'ü bana cazip kıldı. Fiyat olarak zaten Model X'e göre yarı fiyat. Şu anda Tesla'nın önünde en son gördüğümde bayağı 200 tane falan Model 3 duruyordu. Şu anda zaten Tesla'nın en çok Model 3 modeli satılıyor. İsmi Model 3 olunca da iki kere söylememiz gerekti. Şu anda geldiğim yerde arkadaşlar Lillesand. Kristiansand'a 15 kilometre. Çok ufak bir şehir. Burada evlerin sadece beyaz boyanmasıyla, evlerinin sadece beyaz boyanmasıyla ünlü burası. Komşular farklı renk boyamak istedikleri zaman birbirlerine baskı yapıyorlarmış. Burada %90 hatta %100'e yakın evler sadece beyaz renk diyebilirim. Bir Norveçli'den duymuştum ama tek tük farklı renklerde görüyoruz. İşte Model 3'e geçince fark ettiğim özelliklerden bir tanesi de bu ekranın yeni Intel Atom işlemcili olması, MCU2 olması. Kameralar, her şey hiçbir sorun yaşamadan böyle akarak güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışıyor. İşlemcinin hızlı olması gerçekten çok önemli. Böyle yenileme yaptığında, yakınlaştırma, uzaklaştırmalarda fotoğraflar anında geliyor. Bunu çok istiyordum. Bundaki ekstra da bu oldu. Ve şuradaki animasyonlar gene işlemciden dolayı, böyle animasyonları, yoldaki objeleri falan her şeyi aynen gösteriyor.
Hatta insanlar yürüdüğü zaman, gördüğünüz çöp tenekesini bile gösteriyor. İnsanlar yürüdüğü zaman animasyonunu aynı yürür şekilde burada da görebiliyoruz. Şunu şöyle çekeyim. Şunu da şöyle çekeyim. Biraz daha animasyon şey olsun. Arabanın animasyonu bile böyle çok farklı. Gördüğünüz gibi tekerleri bu şekilde dönerken bile gösteriyor. Ve elimizle arabanın yönünü farklılaştırabiliyoruz. Şu anda Lillesand'dayım dediğim gibi. Döner kavşakta bu şekilde geçtik. Karşımda bir tane EQS. Şuradan şöyle ortalayalım. Ve durduğumuz zaman kameradan burada kameranın hafızaya kaydettiği bütün görüntüleri arabanın içerisinden flash belleğe çıkarmadan arabanın içerisinde bakabiliyoruz. O da bu MSO 2 ile gelen bir özellik. O da gerçekten çok iyi. Bilgisayara girip bakmamız gerekmiyor. Böyle bastığımız zaman burada göstericiye tıklıyoruz. Ve biraz bekledikten sonra bu şekilde geliyor. Böyle gördüğünüz gibi mesela yolda çektiği videoyu buradan görebiliyorum. Mesela tünele girdiğimdeki videoyu gösteriyor şu anda. Mesela tıkladığımız zaman sadece sağ kamerayı, sol kamerayı, ön kamerayı, arka kamerayı bile burada kaydediyor. Model X'te mesela arka kamerada objeleri burada ekranda görmüş olsak bile kayıt yapmıyordu. Burada arka kameradan bile kayıt yapıyor. Yani hiçbir şeyi kaçırmıyor. Bu arabanın her tarafı burada güvenli halde. Buradan da videoları böyle görüp seçebiliyoruz. Sentry modun kamerasını falan çıktım ama oradan seçebiliyoruz. Dediğim gibi şu animasyonlar, kap animasyonları falan böyle iyice gerçekçileşti. Bu şekilde park aldığımızda da böyle bu şekle geliyor. Bunlar falan çok güzel. Şimdi tekrar yola çıkalım. Bu menüler için sizlere ayrı bir video çekeceğim. Burada deniz kenarında ot limanı falan var. Lillesand gerçekten güzel. Ufak ama burada Kusele diyorlar. Eğlenceli, ufak, sakin bir Güney Norveç şehri. Gördüğünüz gibi buradan da şöyle biraz eğileyim. Fark etmişsinizdir. Biraz önce dediğim gibi bütün evler neredeyse beyaz boyalı. Sadece burada buna ne diyorlar? Kızılay, işte Norveç'in Kızılay'ı. Bunlar kırmızıya boyamış herhalde. O da Kızılay olduğundan dolayı Rödekors. Yani işte buranın Kızılay'ı oluyor. Yani bu otobüs pilotun bu özellikleriyle bana yettiğini fazlasıyla gördüm. 60 bin kron da gerçekten çok fazla para. Şimdilik full otonom sürüş olmadığı için o parayı ödeyip de o kadar parayı bankaya bağlamak bence çok saçma. Önceden ödediğime pişman oldum öbür arabaya. Tabii ki satarken biraz faydası olsa da şimdi almak istemedim. Biraz daha hesaplı olsun dedim. Tesla olsun yeter dedim. Tesla olsun, çamurdan olsun. Tesla olsun, full otonom sürüşsüz olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şuradan bir kahve alacağım şimdi. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi Lillesand'da gideceğim yere giderken sizlere biraz daha çekeyim. Burada yoldaki işaretleri bile burada görebiliyoruz artık. Şu sağ tarafta bisiklet yolu var. Burada biraz önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama bisiklet yolu olduğunu burada şimdi mesela gösterdi. Burada onu bile gösteriyor. Bu şekilde böyle. Ve yakında şu ekrana ayar geleceğini de
Ümit ediyorum. Kesin böyle bir şey yapar. Çünkü bir şikayet eden bir ben değilim bunun böyle kalın olmasına. Evet. Şu toplama insanı gerçekten beni benden aldı derler ya. Beni benden alıyor. Böyle lastiklerde, şaftlarda falan hiç boşlukta olmadığı için sadece hızlandığını hissediyoruz. Yani o da ayrı bir keyif veriyor. Mesela normalde işte her arabada biraz kilometre yapmışsa otomatik vitesli arabalarda falan bastığın zaman böyle bir boşluğu hissetir insan. Mesela gazdan ayağını çektiğinde de böyle bir yığılmada o boşluklar işte motorun içerisindeki parçaların çok milimetrik bile boşlukları burada tekere gidesiye kadar bayağı bir boşluk yapıyor birike birike ama elektrikli motorlarda öyle değil. Motordan direkt çıkan enerji sadece diferansiyelden direkt şafta geçiyor. Birden aklıma gelmedi o. Model 3'ün motorları da biraz farklı bildiğiniz gibi. Magnet motor, mıknatıs motor kullanıyor hem önde hem arkada. S ve X'te de Raven'larda önde ya da arkadaydı herhalde. Onlarda da motorun birisi magnet oldu. Biraz daha verimli çalıştığı için enerjiyi daha az tüketiyor. Ha, gücü de biraz az veriyor ama enerji verimli daha fazla. Yalnız bu arabada bir de indüksiyon motor olsaydı zaten yerinde falan durmazdı yani Model 3. O yüzden Model 3 daha verimli. Buradaki alışveriş merkezine geldim. Burada bu şekilde park ederken arka kameraları böyle açıp kapatabiliyoruz. Bunlar biraz daha büyüdü. En son bir güncelleme geldi. Yanlış fark etmiyorsam biraz daha büyüdü, daha küçüktü. Yalnız daha hala 360 derece kamera yok. Ben herhalde Lillesand Center buradan giriliyormuş evet. Ve otomatik park da yok. Onu da fark ettim. Full otonom sürüş olmadığı zaman otomatik park da olmuyormuş. Onda biraz çelişkim vardı. Ve şimdi onu da gördüm. Hatta o videonun birinde soran olmuş. Onu da görmüş olduk. Şimdi Lillesand'da işim bitti. Tekrar Kristiansand'a doğru yola çıkıyorum. Biraz daha test sürüşüne devam edelim. Bayağı da akşam olmaya başladı. Böyle sürat arttırdıkça daha uzaktan gösteriyorum kartı. Bu şekilde böyle yola kurşun gibi çıkabiliyoruz. Tesla'da hız sınırının fazla olması da tabii bir avantaj. BMW herhalde sollamamı çok çekemedi. Ama ben onu aslında sollamak için basmamıştım. Tabii o bilmiyor. Böyle hız sınırına genelde uyarım. Hele Norveç'te çok riskli. Sağ taraftan sollarken sağ taraftakilerin gaza basmasını hiç sevmem ama biraz önce bu arkadaş böyle yaptı. Canı sağ olsun. Şu aynayı şuradan biraz şöyle ayarlayayım. Sol taraftan ayarlıyorduk herhalde, alışamadım daha. Biraz aşağıdaymış sağ taraf. Böyle buradan da kaydede basıyoruz. Gördüğünüz gibi
Her şey çok daha hızlı. Hiç mobil telefondan hiç farkı yok burada. Model X'teki ekran biraz ağırdı. Böyle tıkladığımız zaman her şey biraz ağır çalışıyordu ama burada çok iyi. Oyunlar falan zaten dediğim gibi çok zevkli. Araba oyunu var, böyle direksiyondan oynayabildiğimiz. Onlar falan çok güzel. Burada sürüşte artık enerji geri kazanımını ayarlayamıyoruz. Bunlar otomatik oldu. Bunlar da güncellemeyle birlikte değişti. Aslında burada da vardı yanlış bilmiyorsam. Ama güncellemeyle birlikte değişti. Bir de Model 3'te bir şey hoşuma gitti. Burada hold tuşu var. Sürüşe girdiğimiz zaman hold tuşuna bastığımızda ağır hızlarda, böyle çok ağır hızlarda arabayı iyice tutuyor gaz pedalında. Yani sadece tek pedalla duracağımız zaman bile frene basmadan iyice tutuyor. Böyle bayır aşağı falan inerken gaza göre aşağı bile inerken gazla arabayı ayarlayabiliyoruz. Yani salıp koyup gitmiyor araba böyle. O çok güzel. Klipte bildiğiniz gibi otomatik vitesli arabaları taklit. Şimdi ben yanlışlıkla onu almışım ama şu oldu, çok hoşuma gidiyor gerçekten. İşte akselerasyon modu da, ivmelenme modu da daha hala var. Çil modu aldığımız zaman böyle biraz daha ağır seyrediyor ve burada çil yazıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde biraz kullanalım. Şu anda otopilottayım. Otopilotun bu normal sadece otopilot hali bana hiç yabancılık çektirmedi. Sadece şerit değiştiremiyoruz işte dediğim gibi. Onlar da çok önemli değil. İşte otomatik park bari olsaydı olurdu ama zaten onu da öbür arabada hiç kullan, sadece zevk için kullandım yani, hiç gerek duymadım. Gerçekten bir arabada şoför olan kişi zaten arabayı iyi park etmesi lazım normalde. Benim düşünceme göre. Şurada biraz şöyle suratlanalım. Kilometreden sonra çok hafif bir rüzgar sesi duyuyorum ama bu ses daha fazla olabilirdi. Şu cam tavanı yaptığım o fitilin çok faydası oluyor diyorlar. Çünkü rüzgar hiç boşluk bulmadan direkt kayıp gidiyor. Kör noktayı da buradan görüyoruz. Gördüğünüz gibi. İşte Model 3'te otopilotun buradan çalıştırılması bayağı güzel. Alışmaya başladım. Elim bazı zamanlar buraya gidiyor ama şimdiden alışmaya başladım. İki sefer çektiğim zaman otopilot çalışıyor. Tek çektiğimizde de tek kere indirdiğimizde de aşağıya normal hız sabitleme çalışıyor. Buradan da hızları ayarlıyoruz bildiğiniz gibi. Hız sınırını buradan tekerlekten ayarlıyoruz ve tekerleği sağa sola bastığımızda da öndeki arabaya mesafemizi ayarlıyoruz. Evet, şimdi tünele girdim. Gece moduna da geçti. Şimdi çıkınca da gece modunda devam edecek tabii. Sadece tünellerde değil. Biraz videoya ara vermiştim. Telefon geldi. Gece modunda da bu şekilde görünüyor. Hiç gözümüz de yormuyor. Dediğim gibi şu uyarının böyle çıkıp durması biraz can sıkıcı olmuş. Bu şekilde gece modunda. Ekran ışığını biraz şöyle artırayım. Güneş
güneş batmak üzere. Burada da günler bayağı uzadı. Norveç'te kışın geceler çok uzun olur ama yazında gündüzler çok uzun. Gece 11'e kadar falan güneş batmaz. Şimdi Mart ayındayız. Şimdiden bile gündüzler bayağı uzadı. Saat 7'ye doğru bayağı güneş batıyor. İyice karanlık kavuşuyor. Şu animasyon çok hoşuma gitti şimdi bu haliyle. Böyle lastiklerim, tekerlerim bile dönüşüyor. Şurada da böyle rüzgar şeyi veriyor. Hayır değilmiş. Sensörlerin sinyal şeyiymiş. Tekrar da kendisi dönüyor. Kristiansand sınırına girdik. Bu videoyu da böyle sonlandıralım arkadaşlar. İyice karanlık kavuşmadan. Bayağı karanlık kavuşmaya başladı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha gördüğüm kadarıyla izleyenlerimin çoğu abone olmadan izliyor. %80 neredeyse izlenmeler abone olmadan izleniyor. Abone olmayı unutmaz ve yanındaki zil butonuna da tıklarsanız memnun olurum. Bir dahaki gelecek videolardan da haberiniz olur. Ve ben de biraz daha kendimi ona göre hazırlarım. Daha da iyi, daha da kaliteli videolar çekmek için biraz daha enerji toplarım kendime. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğen tuşuna da tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere tekrar.